Daha gördük. Aşağı isminde bir bayan, dolgun, kısa boylu, kilolu bir bayan. Şengül Demirtaş Şengül, olabilir mi? Evet, Gül Görmeli. O da Şengül Demirtaş'ın, Demirtaş'ın fotoğrafını ne de verelim yüzü açık. Gerçi Şengül'ü verebiliriz şimdi. Ekrana verelim Şengül Demirtaş'ı. Evet. Şengül Demirtaş'la ilgili sıcak bilgi de ekrana geldi mi arkadaşlar fotoğraf? Beyefendi bir... Bu kişi zaten bu kişi mi Şengül Demirtaş? Yani benzetiyorum orada kapalıydı. Kapalı tabii ki evet. Tam kapalı haliydi yani böyle. Şengül Demirtaş'la ilgili bilgi, sıcak bilgiyi paylaşıyorum sizlerle arkadaşlar. Şengül Demirtaş Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı cezaevinde hükümlü olarak yerleşmiş. Suç işlemek amacıyla örgüt oluşturma ve nitelikli dolandırıcılıktan. Evet. Suç işlemek amacıyla örgüt oluşturma ve nitelikli dolandırıcılıktan bu suçtan tutuklanarak Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı cezaevine yerleştirildi. Şengül Demirtaş, gül dövmeli kadın Şengül Demirtaş. Şengül Demirtaş'ın buraya neden geldiğini de ben sizlere açıklayayım. O zaman bu bilgi netleştikten sonra. Şimdi bizim oradaki haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre Şengül Demirtaş'la Derya Akkuş buraya doğru gelmek istiyorlar. Çünkü Derya Akkuş'un işlediği bazı olayın bir şeyin başında biliyorsunuz bir şema var. Şemanın başında Yüksel Ayhan altında da Derya Akkuş, Rıdvan Kızılaslan birlikte çalışıyorlar. Getirelim şemayı ekranlara lütfen Aslı'cığım. Ve orada Derya Akkuş'un bütün cezaevine girmemesi için Derya Akkuş'un Şengül Demirtaş'ın yayına gelip burada bir algı yaratıp Melisa'nın yaptığı gibi bütün suçları üstlenip Derya Akkuş'un da bütün suçlarını üstlenip Derya Akkuş suçsuzdur, her şeyi ben yaptım diye yayına gelmeyi o yüzden kabul ettiği ile ilgili bilgi aldık. Yani Şengül Demirtaş buraya gelip bizi yönlendirecek ve biz de yutacaktık yani. Biz de yutacaktık. Yani hani biz yuttuk diyelim. Emniyet de mi yutacak yani? Sayın savcılar da mı yutacak? Mahkemeler de mi yutacak? Böyle bir şey yok yani. Bir sürü kayıt vardır. Yani, evet. Tabii ki canım. İhbarlar bu sadece şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar yaşadıklarımızda küçük bir bilgi. Küçük bir gelişme. Bugün öyle gelişmeler oldu ki neyse aktaracağım sizlere. Lütfen devam edin. Evet, o Ayşe Emrah'ın eşi olarak kendisini Emrah'ın tanıtıyor. Emrah'ın eşi olarak tanıttı kendisini bize. Emrah Melisa'nın abisi olarak tanıttı kendisini bize. Evet. Melisa'yı da Meltem olarak biz tanıyorduk tabii ki. Seddettin Polat'ı tanıyor musun, tanımıyor musun? Biz artık tanıyorum, zaten Meltem anlıyoruz yani. Melisa'nın gözlerini. Meltem Hanım iyi tanıyor da. Konuşmuyor. Ben onu İşin soracağım. Emrah olunca. Ama onu söylemesi de önemli çünkü bugüne kadar her şeyi itiraf ettiği için. Bu itiraf da onun için çok önemli. Çünkü eğer itiraf etmezse bu da yani ne kadar yapsam bile Emrah'ın suçunu üzerine alamazsın. Mesela teknik olarak böyle bir şey yok, yok kızım yani. Böyle bir şey yok. Hayır, mağdur belli zaten, teşhis de ediyor. Birlikte gitmişler ve hep bize verdiği tarihten bir gün önce. Peki devam edelim. Susmasın nedeni...